Evet, aslında Kut Köprü orada yaklaşık 13. ya da 14. yüzyıldan beri duruyor. Yaklaşık 10 yıl evvelde bir restorasyon kapsamında yenilendi. Son dönemlerde popülerliği artan, biraz daha bilinirliği yükselen bir yapımız haline geldi Samsun bölgesinde. İki tane özelliği var. Birincisi, İstanbul'daki köprülerimiz gibi bir ayı, bir ilçeyi ilçede Diğer ayı bir ilçede. Yani bir e, havza tarafından girip vezir köprü tarafından çıkabiliyorsunuz. E, ortadan e, ikiye bölünmüş durumda e, sınır anlamında köprü. Bu birincisi en e, önemli özelliği de içinde e, namaz kılınacak besicilerin olması. E, bu kapsamda Türkiye'de başka bir örneği yok. E, zamanda büyük ihtimalle kervanların geçtiği, bir güzergah yol üzerine yapılmış köprü. Üç tane büyük kemerden oluşuyor. Bu kemerlerin arasında da namaz kılınacak yaklaşık iki metreye üç metrelik bir mescitlerimiz var. Bu anlamda çok farklı bir köprü. Zamanında o yol üstünden geçenler. E, orada hem dinleniyorlarmış, hem de ibadetlerini yapı, yapıyorlarmış. Yaklaşık üç kişinin e, namaz kılabileceği küçük mescitlerin olması en büyük ilgi sebebi zaten. E, aslında çok fazla önemsemediğimiz e, bu e, tarih e, turizmini e, biraz daha gündemimize getirmemiz lazım. Komple Türkiye için söylüyorum. Belki de yüz e, yüzyıllardır, binlerce yıldır biz bu me medeniyetlerin içinde yaşayıp doğup e, büyünce biraz kanıksanma sanma oluyor. Sanırım o anlamda hep böyle ikinci üçüncü planda kalmış ama son günlerde özellikle yurt dışından gelen misafirlerin daha fazla bu yöne doğru yönelmeleri ve ekonomik anlamda çok daha büyük katkı girişinin olduğu gözlemlemesi gözlemlemesiyle birlikte hem bizlerin bunları koruma altına almamız hem de son yıllarda yapılan bu restorasyon çalışmalarıyla birlikte biraz daha env envanterimiz gün yüzüne çıkmaya başladı.